konuşabilirsiniz abi birbirinize, hiç sıkıntı yok. Yenge sen biraz böyle... 1991 yılında bir tane daha kardeşim var, Rıdvan Er. Memlekette araba çarptı, vefat etti. Ve onun acısı yetmez gibi bir de bu abim kaybolunca hepten acı üstüne acı geldi. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ve şimdi devlet büyüklerimizden de bütün kanallardan yardım ve talebini arz ediyoruz. Allah razı olsun, bize yardım edin. Kayıp Serkan Er'in babası İzmit Gölcü Garajı'nda seyir satıcılık yapıyordu, köftecilik. O 2000 yıllarında Serkan'ın kaybolduğu tarihte annesi rahatsızlanıyor. Baba çağırıyor, gel arabaya bak, ben anneni hastaneye götüreceğim. Serkan oradan arabanın yanına değil de internet kafeye gidiyor. Baba bir an sinirlenince internet kafede onu bulunca kızıyor ona. Onun çenesine yumrukla dokunuyor. Dokununca Serkan kızıp dışarı çıkıyor. Babası işte o an tarihin parası 5 lira veriyor. Oğlum diyor, git yeşillik al, gel arabanın yanında bekle, ben anneni hastaneye götüreceğim. Serkan gidiyor yeşillik almaya, baba hastaneye gidiyor. Babası hastaneden dönerken bakıyor ki yeşillikleri bırakmış arabaya, bozuk paraları da bırakmış. Serkan'ın eve gittiğini sanıyor. Ama Serkan eve de gitmemiş. En son akşam öğrenci arkadaşları okuldan gelirken amca diyor, Serkan bize söyledi ki ben gideceğim işte bir program yapmış, gideceğim falan. Olur mu canım diyor, evde olması gerekiyor. Evi araştırıyor, evde de değil. O an öğretmeni diyor ki evet diyor, ben bugün gördüm Serkan Seymen'de gidiyordu. Ben Serkan'a oğlum nereye gidiyorsun diye sorduğumda annem hastanede, ben hastaneye gidiyorum hocam demiş. Ama hastaneye gitmemiş. Öğretmen de o zaman haberi yok, vay diyor ben nasıl getiremedim. Onun ikinci günü Serkan'dan bir telefon geliyor. Baba nasılsın diyor ve telefonu kapatıyor. O 2000 yılından sonra bir haber alınamadı. Baba o yaşantıyla elindeki işini de kaybetti. Parayı da kaybetti. Onu işte arıyor arıyor bütün haber saldı. İşte intihara kalkıştılar kaç sefer. Ailenin şeyleri bozuldu, maddi durumları bozuldu. Bir türlü bulamadılar. Bir haber alamadılar. İşte bugün 23 sene oldu. En son bu 2 hafta önce de baba kanser hastalığına yakalandı. Ve 10 gün önce vefat etti. Yani bu 23 senedir aile komple arıyor. Ailenin o gündür bugündür düzenleri yok. Maddi, manevi her türlü şeyleri sarsıldı yani. Bu sebepten de KOAH hastanesine yakalandı. Sonradan kanser hastanesine hastasıydı. Ve kanser olduğuna rağmen hep acılarım bir şey değil diyordu. Ben önce Serkan'ım diyordu. Ben Serkan'ı bulmam gerekiyordu. Yani son nefesine kadar, öldüğü gece kadar da ben de yanındaydım. Yani sadece ağzından Serkan çıkıyordu. Vay benim ağrılarım var, vay acılarım var, vay ben ölüyorum. Hiç böyle bir şey yok. Sadece Serkan'ım, eğer ben ölürsem de gözüm açık gidecek diye hitap ediyordu. En son Serkan dedi ve gözüm açık giderse de benim Serkan'ı görmezsen gözüm açık gider diyordu. O şekilde vefat etti. Ben rahatsızım kendim. Hastaneye yatıracaklar beni. Çocuğa bir hafta izin aldık okuldan. O gitmenin üzerine çocuk kayıp oldu. Aradık da aradık, bulamadık. Peki Serkan'a 23 yıldır arıyorsunuz galiba. Evet, 23 senedir aradık. Hiçbir yerde bulamadık. Keşke gelseydi, hiçbir şey olmasaydı. Hep servet, her şeyimiz gitti yani, dağıldı yani. Öyle. Serkan çok efendi, çok saygılı yani. Kendi halinde bir çocuktu yani. Her şeyi Serkan yani. Benim kol kanadım Serkanlı benim. Yani ne nasıl anlatsam bilmem. Yani o acıyı bir Allah bilir, ben bilirim. Ben yani kaç sefer intihara kalktım. Her an da yani düşünürüm mesela intiharı. Yeter ki bulsaydım hiçbir şey olmaz. Eski eşim de kaybettim. Onun acısı, bunun acısı. Allah amcası çocuklarına razı olsun. Ben razıyım, Allah onlardan razı olsun. Peki, hepsinden. Anlaşamadık mesela. Her gün kavga. Çocuğu üzerine bulamadı. Ben de sinirlendim. İntihara kalktım. Yani ne bilsem. Anlatamadım. Şimdi ben biraz sinir şeyiyim ya. Tedavi gördü. Resul Bey vardı o zaman. Ona gittik. Hiçbir ipucu alamadım. Biraz da unutkanlık da var bende. Hep Serkan. Dünyanın bir sefer Serkan'ı görseydim o bana yeterdi. Ben görmedim, sen gör dedi. Son çarem o yani. Allah yani sizlerde.
Peki, razı olsun. Mesela Serkan şu anda bu videoyu izliyor, seni görüyor olsaydı ne söylemek isterdin? Yani ne demek? Dünya gözüne bir tek sefer Serkan'ı görseydim. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece oğlanı görseydim. Tek dileğim Allah'tan tek onu görmem. Başka bir şey değil.